Siz BDP'nin veya bir başkasının istediği koşulları yapacaksınız, Türkiye bölünecek. Yerel yönetimler Avrupa şartı 1988'de bizim parlamento tarafından kabul edilmiş. İki, altı maddeye yanlış hatırlamıyorsam çekince konmuş. Altı maddedeki çekinceleri kaldırma konusunda da parlamento hükümete yetki vermiş. İstediğin zaman kaldır. Biz bunu kaldıracağız. Bakın size şu örneği vereyim. Anadolu'da hangi belediye başkanına giderseniz gidin, belediye başkanlığı sürecinin yarısını bu adam Ankara'da geçirir. Hep para arar. Niye para arar? Bir belediye gelirleri yasası çıktı mı? Çıkmadı. Acil eylem planda vardı, çıkacaktı. Niye çıkarmıyorlar? Belediye başkanları Ankara'da gelsin bize muhtaç olsun diye. Biz belediye gelirleri yasası çıkaracağız. Hem İzmir, hem Hakkari, hem Trabzon, hem Adana. Hepsi yararlanacak. Belediye başkanı da rahat bir nefes alacak. Hiç değilse hizmet etsin. Hayır, paran olmasın, tepene bineceğim, seni ezeceğim. İki, belediye başkanı yatırım yapmak istiyor. Projeleri var, ciddi projeleri var. Örneğin raylı sistem yapacak. Kim yapacak? Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız yapacak. Planlamadan izin alacaksın diyorlar. İzin ver. Hayır, izin vermem. Sen yapma. Niye yapmayacağım? Sen yapma, Kayseri yapsın. Kayseri bizim belediye. Olur mu böyle şey? Geçen hatırlarsınız yerel yönetimler sırasında, seçimleri sırasında İzmir'de su sıkıntısı çıkmıştı. Yağmurlar yağmadığı için. İzmir, baraj yapın. Biz yapmayız. İzin verin ben yapayım. Hayır, sen de yapma. Engel çıkarıyorlar. Yerel yönetimler özellik şartı. Belediyelerin özerk olma, gerçek anlamda özerk olmalarını sağlar. Yoksa üniter yapıdan ayrılmalarını değil. Zaten belediyeler özerk. Belediyeleri kim seçiyor ki belediye başkanını? Beldedeki halk seçiyor. İstanbul Belediyesi'ni İstanbullular, Hakkari Belediyesi'ni Hakkariler, Kayseri Belediye Başkanı'nı da Kayseri'de seçiyor. Zaten özerkler. Ama mali özerklikleri yok. Yoksa bunların ayrı silahlı gücü olsun, üniter devletten bağımsız olsunlar, üniter devlet bunları denetlemesin, böyle bir şey yok. Her zaman denetlenebilirler. İşin garip tarafı, ben bu süreçte bir şey daha öğrendim. AKP'nin kendi seçim bildirgelerini kendilerini hazırlamadığını öğrendim. Çünkü onların seçim bildirgelerinde de Avrupa yerel yönetim özellik şartını biz hayata geçireceğiz diyorlar. Düşünün. Kendi seçim bildirgelerinden bu ülkenin başbakanının haberi yok. Nasıl oluyor bu? Anlamak mümkün değil. Yerel yönetimlerden bu özellik verilirken toplanan vergiden nasıl bir ayarlama yapması hedefleniyor? Toplanan büyükşehir belediyeleriyle ilgili özel bir yasa var. O kentte toplanan vergilerin bir kısmı aktarılıyor. Dünyada pek çok örneği var. Örneğin otomobil kullanılan kentin havasını kirlettiği için otomobil vergileri belediyelere bırakılabiliyor. Yine rahmetli Özal zamanında emlak vergisi merkezi idare topluyor, belediyelere devrediyor. Belediyeler buradan bir gelir elde ediyorlar. Ama bunlar yetmiyor. Örneğin Hakkari'de veya Bitlis'te emlak vergisi sizin beklediğiniz ölçüde bütçeye bir katkı yapmıyor. O beldenin bütçesine bir katkı yapmıyor. Değerler düşük, alınan vergiler düşük. Ama daha farklı kanallardan, örneğin merkezi yönetimin belki büyükşehir belediyelere sağlanan hak belli ölçüde diğer belediyelere de sağlanabilir. Ali Çağatay. Şimdi dış politikada iki tane büyük kamburumuz var. Bir tanesi Avrupa Birliği, bir tanesi NATO. Avrupa Birliği'nin kapısında yarım asırdır bekliyoruz. NATO'nun da 60 yıldır üyesiyiz. Avrupa Birliği bizi adeta uç beyi gibi kullanıyor. Mesela Suriye meselesinde içeriye Suriyeli mültecileri almayın gibi talimatlar geliyor bize. Dolayısıyla bizi kapı gibi görüyorlar. NATO'da bizi sopa gibi görüyor. Libya'da işte gidin siz vurun diyor. Sizin uçaklarınıza vursun diyor. Şimdi Avrupa Birliği'ne girmek zorunda mıyız? Bir, NATO'da kalmak zorunda mıyız? Yani NATO'dan çıkmamız gerekmez mi artık? NATO bizim için bir ihtiyaç halini arz ediyor mu? NATO'nun işlevi kurulduğu tarihten biraz daha farklı bir konuma geldi. Özellikle
Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ve Rusya'nın da ya beni de NATO'ya alın demesinden sonra tablo değişti biraz. Günümüzde yani yakın bir zamanda NATO silah zoruyla demokrasi götüren bir işlev üstleniyor gibi oldu. Irak'a gitti, efendim orada baskı var, Saddam var, ezeceğim. Amerika NATO'nun da desteğini alarak gitti oraya. Birleşmiş Milletler'in desteğini almadı. Oysa biz Birleşmiş Milletler'in desteğini alabilirseniz oraya gidebilirsiniz demiştik. AKP bu konuda 1 Mart tezkeresini getirdi. İlla Amerikalılarla beraber biz de gidelim, Irakları vuralım dediler. Ama parlamento kabul etmedi ve CHP'nin oradaki rolü çok çok önemlidir diye düşünüyorum. NATO bu süreç içerisinde baskıcı bir yöntem uygularsa Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ruhuna aykırı bir tavrın içine girer diye düşünüyorum. Çünkü biz emperyalizme karşı mücadele edip kendi ülkemizin bağımsızlığını kurduk. Ve bütün mazlum milletler bizi örnek aldılar. Cezayir gibi pek çok ülke. Kendi ulusal bağımsızlık savaşlarını verdiler. Şimdi Libya'ya yapılan son müdahale. Sayın Erdoğan yurt dışındaydı. NATO'nun orada ne işi var dedi. Sonra geldi tıpış tıpış NATO ile beraber oraya gitti. Akdeniz'de boğulan çok sayıda Libyalı yurttaş var. Libyalı vatandaş var. Libyalılar var. Kimse bunlara elini uzatmadı. Ciddi bir kayıp. Birleşmiş Milletler belgelerine yansıdı bu. Hatta Türk gemilerinden de yardım istediler. Ama bizimkiler yardım etmedi. Bu da medyaya yansıdı. O açıdan NATO'nun işlevi tartışılabilir. Siz NATO'da yeri geldiğinde çok güçlü olabilirsiniz. Çünkü itiraz ederseniz NATO işi yapamaz. Biz itiraz etmiyoruz. Gidip sadece saygılarımızı sunuyoruz. O açıdan ben AKP'nin bu tavrını hiç ama hiç beğenmiyorum. Yeri geldiğinde biz NATO'da bizim söz hakkımız var, kusura bakmayın düşüncemiz budur diyebilmeliyiz. Ama AKP bunu yapmadı. Biz bunu yapmakta kararlıyız. AB sürecine gelince, AB önemli bir kurum tabii. Avrupa Birliği'ne 1963'te anlaşmayı imzalamışız. AB'yi bir çağdaşlaşma projesi olarak görmüşüz. Büyüyen ülkelerin bir araya gelip daha ciddi bir güç olabileceklerini Amerika ve Rusya deneyiminden görmüşüz. Ama AB bize karşı çifte standart uyguluyor. Ben bunu Avrupa Birliği yetkililerine de söyledim. Avrupa Birliği bizi alsa da almasa da biz Avrupa Birliği'nin etik değerlerini, oradaki demokrasiyi, oradaki özgürlükleri kendi ülkemize almak zorundayız. Kendimiz hayata geçirmek zorundayız. Ben o yetkililere şunu söyledim. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu yıllarda İsviçre'den medeni kanunu aldı. Yani Avrupa Birliği mi vardı? Hayır. Nerede insan haklarını güçlendirecek, kadın erkek eşitliğini güçlendirecek, özgürlüğü güçlendirecek, daha sağlıklı bir demokrasinin altyapısını oluşturacak kurumlar varsa biz alalım. Avrupa Birliği alır almaz o ayrı bir şey ama biz alalım. O sözleşmelerdi, görüşmelerdi efendim. Şimdi biliyorsunuz Sarkozy bir de anayasal zorunluluk getirdi. Bir başka ülkenin girebilmesi için referandum koşulu getirdi. Onlara bağlı kalmaksızın biz kendimizi yüzümüz batıya dönük, çağdaşlığa dönük bir modelin içinde yer almalıyız diye düşünüyorum. Ama bu şu anlama da gelmemeli. Efendim biz Avrupa'ya gideceğiz. Rusya'nın ne önemi var? Çin'in ne önemi var? Hindistan'ın ne önemi var? Dememeliyiz. Onları da ihmal etmemeliyiz. O dünyada lazım. Da yerimiz olmalı. Çünkü dünyada ekonomik dengeler hızla değişiyor. Hindistan gittikçe büyüyor. Yapılan bütün çalışmalar önümüzdeki 20-25 yıl içerisinde Çin'in, Hindistan'ın, hatta Uzak Doğu'da pek çok ülkenin çok önemli bir güç olarak ortaya çıkacağını gösteriyor. Evet. Türkiye o güç içinde eğer gerçekten dünyada rol oynayabilecek bir konumda kendisini hissettirecekse veya konumlandıracaksa bütün bu gelişmelere
dikkat etmek zorunda. Özlem. Kemal Bey, Başbakan seçim sonrasında bakanlıkların yeniden yapılandırılacağını açıkladı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu özellikle bakan yardımcılığı modeli Türkiye'ye uyar mı, ne dersiniz? Sayın Kılıçdaroğlu, buna bir ekleme daha yapmam lazım. Olağanüstü sayıda Twitter'da ve elektronik postalarda Özlem'in ifade ettiği soru var. Buna şunu da ekliyorlar. Örneğin Bayındırlık Bakanlığı'yla aslında Bayındırlık Bakanlığı'nın yapacağı projeleri çevre koşulları açısından denetlemesi gereken Çevre Bakanlığı'nın aynı bakanlık çatısı altında birleşmesi doğru mu? Bu sorular da geliyor. Doğru değil. Yetkiyi tek kişide toplarsanız bakan da bakan diyecek, şöyle yapın. Bürokratlar da ona uyacaklar. Neden biz güçler ayrılığı ilkesini savunuyoruz? Yasama, yargı, yürütme bağımsız olsun. Birbirlerini denetlesinler diye. Demokrasi içindeki denge, sağlıklı denge oluşsun diye. Bakan yardımcılığı kavramı rahmetli Özal'ın düşüncelerinden birisiydi. Ben o zaman Maliye Bakanlığı'nda bürokrattım. Bakan yardımcısı olabilir mi diye uzun uzun tartışıldı ve o modelin Türkiye'ye çok uygun olmadığı şeklinde bir kanaat oluştu hükümette. O dönemdeki siyasal iktidarda. Çünkü bakanın hemen altında müsteşar var. Araya bakan yardımcısını sıkıştırdığınız zaman ne olacak bu bakan yardımcısı? Müsteşarla, bürokrasiyle çatışma süreci çıkabilir. O açıdan bu tamamen gündem değiştirmek. İşte biz de yeni bir şey yaptık diye ortaya çıkmanın bir yolu. Yoksa onun dışında bakan yardımcılıklarının çok sağlıklı sonuçlar doğuracağını hiç ama hiç sanmıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, yine piyasa oyuncularıyla, finansal profesyonellerle görüştüğümüzde pazartesi sabahı geldiklerinde seçim sonuçlarına verecekleri tepkinin ilk 200 saatte sınırlı kalacağını, daha sonra saat 10 itibariyle cari açık konusuna değineceklerini ve cari açığı fiyatlamaya başlayacaklarını söylüyorlar. Siz cari açık konusunda, ki biliyorsunuz Mart ayında Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek cari açık rakamı geldi, ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz iktidara geldiğinizde? Ve aynı zamanda cari açıktaki en büyük yumuşak karnımız olan enerjiyle ilgili kısımda nasıl projeler olabilir? Belki nükleer enerjiyle ilgili görüşlerinizi orada değerlendirebilirsiniz. Cari açık aslında bizim ekonomimizin yumuşak karnı. Sorun azalacağına gittikçe büyüyor. Cari açığın büyümesi sadece bizdeki ekonomistlerin ya da o ekonomiye yakın çevrelerin ilgi alanına girmiyor. Dünya piyasalarında ilgi alanına giriyor. Sonuçta Türkiye pek çok ülkeyle yakın ekonomik ilişki içinde. Öyle bakınca sorunu çözmek için yola çıkmamız lazım. AKP cari açığı çözmek için yola çıkan bir parti değil. Sıcak para gelsin, bizim meseleyi götürelim, erteleyelim. Cari açığı önlemenin yolu ihracattan geçiyor. İhracat yaparsanız, sorunu aşarsanız. İhracat yapmanın yolu da sanayinin yapısını değiştirmekten geçiyor. İleri teknolojiye yönelik yatırım yapmanız lazım. Ürettiğiniz ürünlerin artık dünya piyasalarında iyi bir yere gelmesi lazım. Güney Kore ile beraber başladık. Güney Kore'nin şimdi dünya çapında iki markası var otomobilde. Bizim Anadolu'la başladık ve onu da bitirdik. O açıdan ekonomi iyi yönetilmiyor. Ekonomi iyi yönetilmediği için cari açık bitmez. Ekonomiyi iyi yönetmenin yolu ekonomiyi üreten ekonomi haline getirmeniz lazım. Ekonomi üreteceksiniz, mallarınız kaliteli olacak. Fiyatlarınız iyi olacak, dünya piyasaları açısından cazip olacak. Türk lirası bu bağlamda olması gereken yerde olacak. Değerinden fazla değerli olursa siz kaybedersiniz, başkaları kazanır. Nükleer enerjiyle soruları... ilgili bir yorumunuz olacak mı? Nükleer enerji, nükleer enerjiyi yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Birden fazla noktadan hareket ederek yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bir, ihalesiz verdiniz. 2, 20 milyar dolara verdiniz. 3, ilk kez nükleer enerji kendi ülkelerinde kuran ülkeler devlet ortaklığını öngörürler. O ülke nükleer teknolojiyle tanışsın diye. Bizde böyle bir şey de yok. 4, nükleer enerjinin kilowatt saati 13,5 sent. Dünyanın en pahalı elektriği. Üstelik alım garantisi veriyorsunuz. Peki atıklar ne olacak belli değil.
sizin mühendisiniz bile orada çalışmayacak. O teknoloji tanımayacak. Sadece Rusya gelecek, sizle nükleer enerjiyi kuracak ve size satacak. Bana kuracağına o riski de ben üstleneceğim. Atıkları da ben üstleneceğim. Rusya'dan elektrik satın alırım. 13,5 sente değil, belki 5 sente alacağım. Daha ucuz alacağım. Japonya'daki olaydan sonra bütün batılı çevreler nükleer santralleri yeniden masaya yatırdılar. Geçenlerde bizim bakan açıklama yapmış. Efendim diyor ki 2027 mi yıl mı ya da 2000 kaç yılında biz de nükleer santrallere son vereceğiz. Bakın bir başka önemli nokta. Nükleer santral yaptırıyorsunuz, ihalesiz yapıyorsunuz, sözleşme imza ve bu sözleşmeyi parlamentodan geçiriyorsunuz. Neden? Parlamentonun nükleer santral ihalesiyle ilgisi yok ki. İhalesiz iş veriyor. Her ihalesiz iş parlamentodan mı geçer? Neden? Çünkü yargı denetiminden kaçmak için. Efendim, Cüneyt Başaran'ın bu uluslararası medyadaki yorumlarla ilgili olarak gelen bir yorum, CHP'nin büyük bir kurumsal küresel oyunun içerisinde olduğu iddiaları vesaire. O biraz önce Cüneyt Başaran sorduğunda cevaplanamamıştı süreyle yarıştığımız için. Bu konudaki görüşünüz nedir? Uluslararası medyadaki bu yorumlar son dönemde biraz gerginliğe sebep oldu. Sayın Erdoğan ekonomiste yayınlanan bir yazı dolayısıyla bizim uluslararası çetenin içinde olduğumuzu söyledi. Nasıl bir çete biz bilmiyoruz. Haberimiz yok. Ama kendisini mahkemeye vereceğim, ispat edecek. Biz de göreceğiz. Bilmediğimiz nedir? Onu da anlamış olacağız. İki, gazeteler dünyanın her tarafında ülkelerin sorunlarıyla ilgilenir, yorumlar yaparlar. Bizim dış politika yazarlarımız, Irak'la ilgili yazarlar, Amerika ile ilgili yazarlar, Japonya ile ilgili yazarlar, Fransa ile ilgili yazarlar, oradaki hükümetleri eleştirirler, bazılarını överler ama hiçbir ülkenin başbakanı çıkıp o partiye vay işte Türkiye'de seni övdüler, demek ki sen uluslararası çetenin üyesi oldun diye bir laf edemez. Etmez de zaten. Ederse orada başına yıkarlar. Sen ne söylüyorsun diye. Ama bizde Erdoğan söyler. Herkes de makul karşılar. Padişah söylemiş, müritleri de kabul ediyor. Böyle bir anlayış olabilir mi? Nasıl bizim ülkemizde eleştiri gelirse öbür ülkelerden de gelir. Eleştiri yapanlardan birisi de benim. Brüksel'e gittim. Londra'ya gittim. Paris'e gittim. Almanya'ya gittim. Ve anlattım Türkiye gerçeklerini. Niye AKP'nin tablosu değişti? Onlara şunu söyledim. Siz Türkiye'de demokrasi var diyorsunuz. 60 gazeteci hapiste. Sizin ülkenizde var mı hapiste gazeteci? Eğer siz baskıyı uygularsanız medyadaki köşe yazarı bile kendisine otosansür uygulayacak noktaya gelmişse herhalde Batılılar bunu görüyorlar. Onların gözleri görmüyor diye bir şey yok. Kendi ülkelerinde özgürce de yazıyorlar. Özgürce yazmalarından alıngallık gösteriyorlar. Bir şey soracağım. Ekonomist, özür dilerim Ali Bey. Ekonomist daha önce de AKP'yi övüyordu. Evet. Ama biz hiçbirimiz çıkıp demedik siz uluslararası çetelerle işbirliği yaptınız diye. Şimdi bu yazı yaklaşık bir haftadır medyada yankılanıp duruyor, The Economist'in yazısı. Acaba ölçme şansımız oldu mu? Yani hangi partiye, kime ne kadar yarar sağladı ya da kimin işine yaramadı gibi bir sonuca varabildiniz mi? Hayır, yani o konuda değişik yorumlar oldu. Bazıları AKP'nin işine geliyor, bazıları AKP'nin işine gelmedi, AKP'ye zarar veriyor diye yorumlar yapıldı. Ama doğrusunu isterseniz bizim öyle bir ölçme şansımız olmadı. Olmadı. Efendim, özellikle maliye kökenli olmanız nedeniyle gelen soruların büyük bir kısmı eğer iktidar olursanız vergi yüküyle ilgili olarak ne düşündüğünüz? İş dünyası diyor ki biz her yönüyle verdiğimiz vergiye bağlı olarak birazcık da aslında hep vergi kaçakçısı gibi görülmeyen iş adamları olarak algılanmak istiyoruz. Bu ne zaman biter? Yani niye bürokrasi
hep bizi vergi kaçakçısı gibi görüyor. Türkiye'de vergi yükü nasıl azalır? Ve sürekli gelen önemli bir soru, asgari ücretten vergi kaldırmayı düşünür mü CHP? Hemen söyleyeyim, asgari ücrette vergi yükünü %1'e indireceğiz. Yani bu ülkede herkes vergi verecek, asgari ücreti de %1 oranda vergi verecek. Onu da almasanız olmaz mı? Vergi vermenin de bir yurttaşlık hakkı olduğunu, bütçeyi sorgulama hakkının bir gerekçesi olarak biz %1'i, ya ben de vergi veriyorum, benim ödediğim vergiyi nereye harcadın? Onu başka yerden veriyor zaten. Veriyor da ama... Dolaylı vergilerden evet, alıyorsunuz. Oradan da almayı verin mesela. Evet, dolaylı vergiler ödüyor ama çok farkında olmuyor onun. Ama aylığından %1 vergi öderse en azından o vergi bilincinin gelişmesine katkıda bulunur diye düşünüyorum. O hazzı yaşatalım diyorsunuz. Evet, ama %1 zaten çok sembolik bir rakam. Yani çok ciddi bir rakam da değil asgari ücret açısından baktığınızda. Vergiyle ilgili... Biz Gelir İdaresi Başkanlığı'nı gerçek anlamda özel bir kuruluş yapacağız. Siyasi denetim yapmayacak. Siyasetin emrinde olmayacak. Bağımsız denetim yapacak. Beyannameler bağımsız organlar tarafından seçilecek. Vergi kaçakçılığı yapan yok mu? Olabilir tabii. Gidip denetleyecek onu. Ama bana oy vermedi bu iş adamı. Gidip denetleyeyim. Şu medya hep beni eleştiriyor. İki denetim elemanı gönderip onlara ceza keseyim. Bu anlayışı sona erdireceğiz. Hesap uzmanı olduğumu defalarca söyledim. Uzun yıllar Maliye Bakanlığı'nda hesap uzmanı yaptığımı da söyledim. İyi bir eğitim aldığımı da o kurumda ifade edeyim. Ve bir örnek olaydan da izin verirseniz söz edeyim. Mesleğe ilk hesap uzmanı olarak girdiğimde Yılmaz Özbalcı diye Allah uzun ömür versin, saygın bir hesap uzmanının yanında muavinliğe başladım. Bize bir mükellef, Karaköy'den bir mükellef, küçük bir mükellef seçmişlerdi. Bir inceleme nasıl yapılır öğrenelim diye. Aldık defterine baktık, raporumuzu yazdık, tutanağımızı tuttuk. Yanlış hatırlamıyorsam 1971 yılı 35 lira bir matrah farkı bulduk. Tutanağı, rapor taslağımızı götürdük, üstadımıza verdik. Üstad biz bunu raporu yazdık diye. Bizim imza atma yetkimiz yok. Muavin olduğumuz için üstad imza atabiliyor. Aldı, baktı, okudu. Çok güzel yazmışsınız dedi. Tutanak da çok güzel dedi. Siz bu mükellefin ne kadar vergi ödediğinize baktınız mı dedi. Hiç bakmamıştık. Bir bakın dedi. Baktık. Yanlış hatırlamıyorsam böyle 100 bin lira civarında bir şey ödemiş. Ciddi bir rakam aslında. Dedi ki 100 bin lira vergi ödeyen birisi 35 lira için vergi kaçırmaz dedi. Mükellefi öğleden sonra çağırın. Aşağıda Galata Vergi Dairesi var. Gitsin pişmanlıkla dilekçesini versin. Yukarı gelsin. Makbuzu size göstersin. Defteri verin. Teşekkür edin ve gönderin. Bu bana hayatımın en büyük dersi oldu. Bir kişi hata yapabilir. Eksiği de olabilir. Kasıt var mı yok mu önce ona bakmak gerekiyor. Rakam gerçekten onu bilinçli olarak o işi yapıp yapmadığını da bize gösterir zaten. O açıdan mükellefe vergi kaçakçısı gibi bakmak çok büyük bir hatadır. Mükellef aslında altın yumurtlayan tavuk gibidir. O büyüdükçe sizin alacağınız vergi artacaktır. Yine meslekte bize şunu öğretmişlerdi. Ara sokaktaki insanla uğraşmayacaksın. O vergi kaçırabilir ama o bir gün ana caddeye gelip dükkan açacaktır. O parayı biriktirip dükkan açacaktır. Siz o zaman denetleyin onu. Yoksa daha başlangıçta onu öldürürseniz, heveslerini kısarsanız o üretim yapamaz, üretim yapamaz noktaya gelebilir demişlerdi bize. Bugün hala hesap uzmanlarına aynı eğitim verilir. Süremiz azaldığı için çok hızlı döndürmeniz lazım. LYS'nin peşini bıraktınız. Yani üniversite giriş sınavındaki 1 milyon 700 bin çocuk ve ailesi bekliyor. Bir belirsizlik ortamı da hala sürüyor. Tabii ki ikinci sınava girecekler ama sanki böyle peşini bıraktınız. Niye bıraktınız? Hayır, peşini bırakmadım. Her miting meydanında annelere açıkça çağrı yapıyorum. Çocuklarınızın umutlarını söndüren 1 milyon 700 bin çocuğun umudunu söndüren annelere diyorum ki sandığa gidin, AKP'ye oy vermeyin. İki, o konuda savcılığın sağlıklı bir görev yaptığına inanmıyorum.
siyasi iktidarın emrine eğer yargı girmişse siz sonuç alamıyorsunuz. Neden inanmıyorum onu da söyleyeyim. Önce şifre yok dediler. Sonra şifre ortaya çıktı. Efendim kopya çekeni bulamadık dediler. Şifre varsa kopya vardır. Bu sorunun yanıtı verilmiş değil. Hatta geçen gün iki öğrenci başvurmuşlar. Aldığımız puan düşük diye. ÖSYM'den yazı gidiyor bunlara. Sizin cevap anahtarlarınızı bulamadık diye. Peki bulamadıysanız puanı nasıl verdiniz? Bütün bu soruların hepsi duruyor. Karma karışık diyorsunuz. Evet. Peki anayasa değişecek. AK Parti ısrarcı. Nasıl bir anayasaya Türkiye'nin ihtiyacı var? Ne diyorsunuz bu konuda? Özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacımız var. Ya da anayasaya ihtiyacımız var mı? Yani anayasa yapmadan da yolumuza devam edemez miyiz? Hakikaten bunu böyle bir medar meselesi haline getirdiler. Gerçekten ben canım sıkılıyor. Yani anayasasız yapamaz mıyız? Var yasalarımız. Anayasayı da bir konsensüs içinde herkes kurallar bütünü olarak uygulasın ve yürüyelim derim. İngiltere'nin yazılı bir anayasası yok. Bu bir kültür işi aslında. Eğer siz etik değerleri yükselen bir toplumsanız yasaların hiçbir önemi yoktur. Eğer İngiltere'de bir bakan trafik cezası aldı diye görevini bırakabiliyorsa, Japonya'da 4 saat sular akmadı diye belediye başkanı istifa ediyorsa, oralarda ayrıca yasalar çıkarmaya gerek yok. Toplumun etik değerleri gereğini yapıyor zaten. Ama bizde bunlar yok. Olmadığı için gücü anayasadan alacağız. Hak aramayı da anayasadan alacağız. Yoksa haklarımızı vermeyecekler belki. Onun için özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacımız var diyoruz. Nedir özgürlükçü anayasa? Güçler ayrılığı ilkesini tam koruyacak. Medya bağımsızlığı tam sağlanacak. Üniversitelerin özerkliği tam sağlanacak. Bizim üniversiteler özerk değil. Referandum süreci yaşadık. Hangi üniversite çıkıp anayasa konusunda görüş beyan etti? Bir ülkede anayasa değişikliği sırasında üniversiteler konuşmayacak da bunlar ne zaman konuşacaklar? Üniversitelerin de özerk olması lazım. Hem yönetsel hem bilimsel özerkliklerin olması lazım. O zaman üniversiteler bizim anladığımız anlamda üniversite olabilirler. Mali özerkliklerinde olması lazım üniversitelerin. Öyle gidecek üniversitenin rektörü Maliye Bakanı'nın kapısında bekleyecek bana para verin diye. Hatırlar mısınız? Yeni YÖK Başkanı atandığında hep iktidar lehine konuşuyordu. Sayın Kemal Unakıtan'ın da olduğu bir ortamda mikrofonlar açıkken müsteşar diyor ki yeni YÖK Başkanı iyi konuşuyor. Da diyor ki bakan isterse konuşmasın diyor. Para vermeyeceğim diyor. Ödenek vermeyeceğim diyor. Kadro vermeyeceğim diyor. Bunlar nedir? Üniversiteyi üniversite yapmıyor. Üniversiteyi normal, zorunlu bir eğitim kurumu haline, ilk öğretim gibi ve orta öğretim gibi bir kurum haline getiriyor. Bu açıdan üniversiteleri önemsiyoruz. Büyüme ve kalkınma stratejisini sağlıklı bir zemine oturtmak için önemli kurumlar. Peki AB normlarında bir anayasa bu söz ettiğiniz sorunları çözmeye yeterli olacak mı? Az önce Ali Bey söyledi, aslında güzel bir cümleyle başladı. Bir uzlaşmayla anayasaların hazırlanması lazım. O uzlaşmanın içinde MHP de olmalı, BDP de olmalı, AKP de olmalı, CHP de olmalı, medyada olmalı, barolarda olmalı. Bir toplumsal uzlaşmayla anayasayı değiştirmeliyiz. Yani anayasa kitapçığını eline alan her yurttaş bu benim anayasamdır diyebilmeli. Çok genel tanımlar orada olmalı. Bir yönetmelik gibi anayasa olmaz. Ama o hale getirdiler anayasayı. Biz bir uzlaşmayla parlamentoda her partiden ikişer, üçer kişinin katıldığı bir uzlaşma komisyonu içinde anayasa değişikliklerinin gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Yeter ki ön yargılarımızdan arınalım. Tünay. Sayın Kılıçdaroğlu, muhtemelen herhalde son sorumuz olacak bu. Yeni CHP bakış açısıyla ve 2008 yılından beri bütün dünya ekonomilerinin bir içinden çıkamadığı bir kriz var. Ve felaket telallığı yapmıyoruz ama çok önemli isimler çok kritik bir dönemden geçtiğimizi, Amerika'nın, Japonya'nın, Avrupa'nın toparlayamadığını,
ülkelerin battığını, daha batacak olan ülkelerin olduğunu söylüyor. Evet. Böyle bir noktada 2011'in ikinci yarısı 2012 Türkiye için de altını çizdik program başından beri birçok zorluklarla geliyor. Siz önümüzdeki 1,5-2 sene sonra Türkiye'nin ekonomik şartlarının daha kötüleşmesi durumunda bir erken seçim bekler misiniz? Eğer koşullar zorlaşırsa ve kamuoyu, var olan iktidarı erken seçime zorlarsa elbette kaçınılmaz olarak gündeme gelebilir. Geçmişte bizde de demokrasimizde bunun örnekleri görüldü. Vaktimiz var mı hocam? Çok kısa bir soru soracağım. Şimdi Suriye sınırında çok büyük bir olay oluyor. Dünden bu yana geçenlerin sayısı 2000, yani toplam 3000'in üzerinde göçmen var. Ve ihtimaldir ki artacak bu sayı, çığ gibi geliyor. Zira sınırlarımızı belli ölçüde açmak zorundayız o insanlara, çaresizler. Suriye'de ama bizi bekleyen şöyle bir potansiyel tehlike var. Orada 1,5 milyon Kürt yaşıyor. Ve bu Kürtler orada vatandaşlık haklarına sahip değiller. Mesela onlara kapıyı açmamız icap ettiğinde 1,5 milyon Kürt'le baş edebilecek miyiz? Ya da böyle bir kapasitemiz var mı? Ya da ne yapmalıyız? Suriye konusunda, daha doğrusu dış politika konusunda bizim devletimizin... Bu konuda da çok soru vardı Sayın Başkanım. Evet, devletimizin şöyle bir geleneği var. Dış politikadaki gelişmeler konusunda iktidar partisi ana muhalefet partisine düzenli bilgi verir. Ya bakan gelir veya müsteşar belli aralıklarına gelir bilgi verir. AKP iktidarında maalesef bu olmuyor. Dolayısıyla Suriye'deki gelişmelerin devletin arka odasındaki bilgilerden bizim haberimiz yok. Orada nedir? Gelişmeler nedir? Bilgileri sadece medya aracılığıyla izleme şansımız var. Elbette orada 1,5 milyon Kürt'ün yaşadığını biliyoruz. Bunların tamamı Türkiye'ye gelirse ciddi bir sorun olacağını da biliyoruz. Onlara bakmak, beslemek, barındırmak ciddi bir sorun. Bir insanlık dramı da yaşanabilir orada. Bizim arzumuz şu: demokrasiyi her tarafa götürmek, özgürlüğü her tarafa götürmek. Suriye'deki yönetimin baskıcı bir yönetim olduğunu biliyoruz. Irak'taki yönetim de bir dönem baskıcıydı. Şimdi demokrasi var diyoruz ama parçalanan bir demokrasi var. Etnik kimlik ve din temelinde ayrışan bir demokrasi anlayışı var. Bu ileride ciddi sorunlar yaratabilir. Libya'da benzer olaylar var. Mısır'da oldu benzer olaylar. Türkiye bu olayların tümünde, ama tümünde sınıfta kaldı. Hocam buyurun. Örnek vereceğim, tipik örnek. Daha Mısır çok yeni. Filistin'de iki parti sözleşmeyi gitti Mısır'da yaptı, Türkiye'de yapmadı. Türkiye'nin arabuluculuğunu kabul etmediler. Suriye'de Türkiye'nin arabuluculuğunu kabul etmedi. Libya'da, İran'da Brezilya ve Türkiye sözde arabulucu olacaktı. Brezilya çekildi ve Türkiye tek başına kaldı. O da bu işten dışlandı. Yani dış politikada da dışlanıyoruz. Yakında Avrupa Birliği'nde de dışlanacağız zaten. Medyayı izlediğimizde, Avrupa'daki medyayı izlediğimizde bunun işaretlerini de görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu, yaklaşık olarak 400'ün üzerinde elektronik posta var ve Twitter'da da 100'e yakın mesaj var. Ben izleyicilerimizin tümünden bunları, sizin de anlatımınızı takip edebilmek adına, yeterince takip edemediğim için de özür diliyorum, çok hızlı cevap vermenizi istirham ederek, örneğin 1 milyon vatandaşın kanayan yarası, meslek liselerindeki staj dönemlerinin emekliliğe sayılmasından, uzman er ve erbaşlardan, binlerce er ve erbaştan, onların emeklilik hakları, sosyal hakları ile ilgili olarak çok sayıda soru geliyor. Özellikle üniversite harçları ile ilgili olarak çok sayıda soru var. Üniversite ilgili... harçları, birer cümleyle söyleyeyim ayrıntıları. Üniversite harçlarını kaldıracağız. Bütçe çok komik bir rakam devletin bütçesi içerisinde. Böylece o sorunu çözeceğiz. Meslek liselerine giden öğrencilerin meslek liselerine yatılı, her organize sanayi bölgesinde yatılı meslek lisesi kuracağız. Çocuk yatılı meslek lisesine başladığı günden itibaren sigortalı olacak. Bu konuda da herhangi bir tereddütümüz yok. Böylece sanayinin aradığı ara elemanı bulmuş olacak. Çünkü orada okurken hem stajını yapacak hem okuyacak öğrenci. Uzman er ve erbaşlarla ilgili bir uzman çalışmanız oldu. Uzman er ve erbaşlar belli bir süreden sonra ordudan çıkarılıyorlar.
kamuda bunlar görev alabilirler. Açık pozisyonlar. Ama kamu almıyor. Evet. Almadıkları için iş bulamıyorlar, çalışamıyorlar. Emekli de olamıyorlar bunlar. Bu sorunu da çözmemiz gerekiyor. Efendim, dolaylı vergi yüküyle ilgili olarak da çok sayıda soru var. Dolaylı vergi yüküyle ilgili olarak mal ve hizmetlerin üzerinde, akaryakıt ve enerji üzerindeki vergi yükünden, otomobiller üzerindeki vergi yüküne kadar bu alanın da uzmanısınız. Her vergi daire, her benzin istasyonu bir vergi dairesi aslında. Hazır vergi alınıyor, aktarılıyor oraya. İnsafsız bir vergi. Çok yüksek oranlarda vergi politikasının yeniden ele alınıp düzenlenmesi gerekiyor. Efendim, gelen önemli sayıdaki sorulardan bir tanesi anayasadan Türklük ifadesinin kaldırılıp kaldırılmayacağı meselesi. Bu konuda çok ciddi anlamda soru var. Bu tartışma özü nedir? Niye kaldıralım? Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarıyız. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmaktan da kıvanç duyuyoruz. Efendim, sözleşmeli öğretmenlerin kadro ataması için dava mı açacak Cumhuriyet Hayır. Halk Partisi? Hayır. Sözleşmeli öğretmenlerin atanmaları ile ilgili herhangi bir dava açmayacağız. Zaten bizim de amacımız onların kadroya geçirilmeleriydi. Kalan süremizde bir de askerlik konusu var galiba Ali abi, bedelli askerlik ve askerliğin kısaltılması evet, konusu. Bedelli askerlik konusunda Sayın Başbakan projenizi aldı bugün. Mesela yani uzunca bir süre o projeye çok mesafeli duruyordu. Ama bugün miting meydanında dedi ki ben ileri yaşlardan başlayacak şekilde bir bedelli askerlik sistemini getirmeyi düşünüyorum dedi. Acaba top elinizden çıktı mı onu sormak istiyorum. Yok, çıkmadı. Bir de Sayın Başbakan'dan ve iktidar partisinden ben aslında bu son kamu düzenlemesinden beklediğim bir şey vardı. Onu yapmadılar. Mesela Genelkurmay'ı Başbakan'la hala bağlı tutuyorlar. Oysa öteden beri herkes de söylüyor, biz de söylüyoruz, kendileri de söylüyor. Genelkurmay Milli Savunma Bakanı'na bağlanmalı. Sizce bağlanmalı mı? Bunu daha önce de ifade ettim. Bağlanmalı diye söylemiştim zaten. Hatta Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yasası'nın 35. maddesini de darbelere kaynaklık ettiği söylenen 35. maddenin değiştirilmesini de söyledik. Hatta bu konuda kanun teklifi de verdik ama AKP yanaşmadı. Sayın Başkanım, ben de çok kısaca İstanbul'un finans merkezi olması projesinde Sayın Başbakan'ın altını ısrarla çizdiği bir konu var. Ankara'dayız. Hazırda yerindeyken Ankara'daki birçok kurumun Merkez Bankası dahil İstanbul'a taşınması. İstanbul'da da İMKB'nin İstinye'deki yerinden taşınıp Ataşehir'e götürülmesi ve orada bir finans merkezi kurulması ile ilgili bir proje var. Zaman zaman bu İstanbul'da gündeme geliyor ve finans çevrelerinde çok yankı buluyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Biz İstanbul'un finans merkezi olmasına memnunluk duyarız. Zaten bir finans merkezi. Ama Merkez Bankası'nın Ankara'da kalması lazım, başkentte kalması lazım. Bizim düşüncemiz bu. Dünyadaki yaygın uygulama da bu. Bir iki istisna dışında her ülkenin Merkez Bankası kendi başkentindedir. Kaldı ki bugünkü teknoloji ve iletişimle siz Merkez Bankası ha Hakkari'de olmuş ha İstanbul'da hiç fark etmiyor. Çünkü her an görüntülü olarak da, ileti olarak da haberleşebiliyorsunuz, yazışma yapabiliyorsunuz. Burada Merkez Bankası'nın taşınması başkentin başkent kimliğine pek uygun düşmüyor. Yoksa Merkez Bankası'nın zaten İstanbul'da da güzel bir binası var, ciddi bir çalışma grubu var, ekibi var. Merkez Bankası çalışanları da zaten Ankara'da olmalarını istiyorlar. Efendim, son 50 saniyemiz ama AK Partili seçmenlerden şöyle bir eleştiri geldi. Bir seçim miting meydanında AKP'ye oy vermiyorum çünkü bir beynim var pankartına bir sesli gülümseme söz konusu olmuş. Peki bizler eğer Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olursa kucaklanmayacak mıyız? Hayır. Acaba buna gülümseme... O pankartı doğru bulmuyorum. Samimi söyleyeyim. Doğru bulmuyorum. Herkesi kucaklayacağız. Hiç kimse ötekileşmeyecek. Bizden biraz evvel mürit dendi. Yani Başbakan Erdoğan'ın görüşlerini kabul edince mürit durumuna mı düşünüyoruz? O konuda o müritten kastettiğim şöyle tipik örneğini vereyim. Sayın Erdoğan çıktı dedi ki, hatta benim de ismimi vererek, ey Kılıçdaroğlu dedi, bak dedi, ben bazı bakanları milletvekili listelerine koymadım dedi. Çünkü yolsuzluk yaptılar. Hiçbir bakan çıkıp, arkadaş sen ne söylüyorsun? Ben milletvekili listesine girmedim ama ben yolsuzluk yapmadım diyemedi.
diyemediği için özellikle o ifadeyi kullandım. Bakın, yarın çocukları onlara soracak. Başbakan seni yolsuzluk yaptı diye listeye koymadı. Niye itiraz etmedin diyecek. Ben onlara itiraz edin fırsatı veriyorum. İtiraz etmiyorlarsa o zaman o kavramı hak ediyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu, çok teşekkür ediyoruz. 12 Haziran'daki genel seçimlerden önce son röportajınızı bizimle gerçekleştirdiniz. 12 Haziran'daki seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını diliyoruz. Ve izleyicilerimize de şunu hatırlatmak istiyoruz. 13 Haziran Pazartesi sabahından itibaren, sabah saat 6'dan itibaren son derece etkili, çok önemli konukları ağırladığımız önemli bir seçim ve ekonomi yayını yapacağız. Bu nedenle Pazartesi sabahı bizden mutlaka ayrılmayın diyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na tekrar teşekkür ediyorum, ekibime de, ve sizleri uğurluyoruz. Biraz sonra Bloomberg HT'de güzel programlarla yayına devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın, iyi geceler.